Şahinoğlu grubun katkılarıyla yöremiz töremiz devam ediyor. Sevgili izleyiciler, şu an Almanya Gelsenkirchen'deyiz. Gelsenkirchen'de dostları gördük. Bir yanında ana sponsorlarımızdan Demircanlar oturacak. Demircan, bir yanda kuaförlerin kralı sevgili İbo Agam. Merhabalar. Evet, sevgili dostlar, ben gideli Recep abi. Buyur. Ben gideli 3 ay oldu. 3 ay geçti aradan. Mevlam yaratmış sizi, yaradan. Neler neler var ben gideli buradan. Duyguları alalım. Abi hiçbir şey yok, gördüğünüz gibi. Geçmiş olsun. Yenilik mi? Sağ ol. 20 lira melisi olduk. Şu anda hiçbir şey yaptığımız yok. Abi geçmiş olsun. Sağ ol abi. Oruçla yaran nasıl? Oruç Allah'a şükür tutuyoruz. Allah kabul etsin. Memnunuz. Sağ ol. Allah razı olsun.
Evet sevgili izleyiciler, Avrupa'da iftar programı bugün Türkeli Sinop, Türkeli Yeşilova Köy Derneğimizin Güneş Düğün Salonu'nda Gelsen Kirşen'de iftar programındayız. Erol abi. Evet İbrahim abi nasılsın? İyiyim abicim, sen nasılsın? Bugün aradım, telefonla ulaşamadım. Ne zaman aradın? Bugün aradım. Doğrudur abi. Doğru, daha sonra görüşürüz. Oruç. Saat biraz da geç olmuştu. Görüşürüz. Dükkan abi kapatmış olabilirdi. Ben görmeyeli nasılsın? İyi Allah'a şükür, sen nasılsın? Ben gittim yine geldim. Dostların gönlünü hoş etmek için. Duyguları alıyoruz. Yarım ayak, yarım dayak. Bana yapıyorlar kıyak. Ben de dedim yapayım kıyak. Kameraya aldık, taktık, kolağa çıktık yola. Sevgili Mesut Sabancı'yla burada verdik mola. Sonumuz hayırlı ola. Evet, içeride röportajlarımız olacak. Görüşürüz abi. Yemek yiyeceğiz. Röportajlarımız olacak. İftarımızı burada açacağız. Bizi izlemeye şimdilik devam edin. Değerli Yeşilovalılar ve kıymetli misafirler, manevi sayısız güzelliklerin ve paylaşımların yaşandığı, hoşgörünün doruk noktalarına ulaştığı, farklı kültürlerin iletişim kurduğu bir Ramazan ayında bir kez daha sizlerle buluştuk. Yeşilova Derneği olarak geleneksel hale getirdiğimiz iftar programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Dernekler birer sivil toplum kuruluşlarıdır. Dernekçilik en kısa öz olarak topluma karşılıksız hizmet etmek demektir. Özellikle biz gurbetçiler geleceğin şekillendirilmesinde üzerimize düşeni yapmazsak geleceğimizi mutlaka başka birileri şekillendirecektir. İçinde yaşadığımız toplumun başka kültürden olması nedeniyle bizim her gün kültür erozyonu ile karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir. Dernekler, bireylerin ve toplumların kendi adet, gelenek ve göreneklerini yaşatacağı ve gelecek kuşaklara öğretebileceği yegane araçlardan bir tanesidir.
Bu yüzden Avrupa'da kendi kültürümüzün unutulmaması, gelecek kuşaklara aktarılması için dernekler gerekli ve geleceğimiz için önemlidir. Günümüzde örgütlü toplumun önemi her gün artmaktadır. Bu bize ekonomik ve sosyal olarak güç katmaktadır. Bunun en güzel örneği biz Yeşilovalılarız. 425'ten fazla üyemizle bunu göstermekteyiz. Bu vesileyle derneğin kurulmasında emeği geçen herkese sizlerin huzurunda, sizlerin adına ve de Yeşilova Derneği Yönetim Kurulu olarak teşekkür ediyorum. Derneğimiz bize yıllardır görmediğimiz veya haberleşme imkanı olmadığımız dostlarımıza, arkadaşlarımıza ulaşmada vesile olur. Düğün, sünnet veya cenazemiz olduğu zaman sevinçlerin paylaşarak artmasına ve acıların paylaşarak azalmasına vesile olur. Bu vesileyle aramızdan ayrılan, Hakk'ın rahmetine kavuşan merhum ve merhumelere Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azap olan 11 ayın sultanı mübarek Ramazan şeriflerinizi tebrik eder, birlik ve beraberliğimizin katlanarak devam etmesini vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. Değerli Yeşilovalılar, ev adresi, telefon numarası, konta numarası gibi değişen bir bilgileriniz varsa lütfen arkadaşlarımıza müracaat edin. Yoksa size ulaşmakta problem çekiyoruz. Lütfen bunları dikkate alın. Çünkü yolladığımız mektupları bile yarınız okumuyorsunuz. O yüzden adresinize ulaşmamış olan mektupları veya numarası değişenler arkadaşlara başvurup yeni numaralarını versinler, rica ediyoruz. Mübarek Ramazan ayının hepinize ve hepimize hayırlı olmasını dileyerek saygılarımı sunuyorum. Afiyet olsun. Aramızda Vizyon Türk Göremiz Töremiz programı yapımcısı Zeynel Parmaksız bulunmaktadır. Kısa bir sözle ona vermek istiyorum. 2-3 dakika. Hepinize afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürler Erol Başkan. Değerli konuklar, sevgili misafirler, Edirne'den Kars'a, dünyadan Kars'a, bugün Yeşiloba Köy Derneğimizin iftar programına ne kadar gönül verip de gelen varsa herkese hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dostlar, yaklaşık 4 aydır Yöremiz Töremiz Avrupa'da program yapıp yayınlıyoruz. Her pazar gün sabah saat Türkiye saati 10-13, Avrupa 9-12 arası. Avrupa'da 13 program çektik, Almanya ve Avusturya. Bunu yayınladık. Yayınlamaya da devam ediyoruz. Bugün buradayız, yarın ve inşallah Mülhem'de Ulu Cami'de iftar çekimi yapacağız. Ondan sonra Avusturya sepet koluma gideceğim, Türkiye'ye doğru yoluma. Sizleri görmek gerçekten iyiydi. Sağ olsun Erol Başkan. Haber etti beni, varlığını duydum, kendimi de yola koydum. Aramadan da Mesut'un sayesinde burayı buldum. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Sevgili Erol kardeşime çok teşekkür ediyorum haberdar ettiği için. Sevgili dostlar, 3 yıldır Yöremiz Töremiz program içinde şimdiye kadar 441 tane engellimize akülü ve manuel araç verdik. 7. şiir kitabımın gelirini tamamen engellilere bağış yaptım. Araba vermeye de devam ediyoruz. Bugünün anısına, sizlerin adına da bir akülü araba vermek isterim. Şiir kitabım var, 7. şiir kitabım. 10 liradan veriyoruz. Bu tamamen bir engelliye ayak olacak. Avusturya'dan ve Almanya'dan sağ olsunlar 7 tane araba verdik. Diğerlerini Türkiye'den verdik. Sizlerden rica ediyoruz, birer kitap alırsanız o bir engellimizi bayramda sevindirmiş olursunuz. Hoşça kalın, dostça kalın, her zaman bir arada kalın. Rabbim orucunuzu, niyetinizi, hayırlarınızı kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Dernek Başkan Yardımcımız Erol Demirel kardeşimize ve yapımcı kardeşimiz Zeynel Parmaksız kardeşimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah Celle Celaluhu kendilerini ve yapmış oldukları hayır amelleri kabul eylesin.
Değerli misafirler, herhalde hepiniz Sinoplu olarak buradasınız herhalde. Plakalar zaten dışarıdaki plakalar 57 gösterdiğine göre hepiniz Sinoplusunuz. İşte aynı tavanın balığıyız diyelim. Biz de bir kendimizi bir taraftan size yaklaştıralım. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum, sana güvendim, sana dayandım, senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Ya Rabbi bunu bizden kabul buyur, bu nimetlere ulaşamayanlara ulaştır. Ya Rabbi bu nimetlerin eksiklikleriyle bizleri imtihan eyleme, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi indi ilahinde kabul olunanlardan eyle. Rabbim hepinizden ve hepimizden razı eyle. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. الله قبل إنس. Geldim geleli ben bu gurbetin eline, düştükçe düşürdüler beni derine. Yanan yüreğimin alevi sarmış yerine, yanıyor dostum yanıyor. Bu gurbetin elinde benim yüreğim yanıyor.
dalında kuruyan yaprak gibi, susuz kalıp çatlayan toprak gibi, alev almış sanki yanan koca çınar gibi. Yanıyor dostlar, yanıyor. Bu gurbetin elinde benim yüreğim yanıyor. Yanıyor dostlar, yanıyor. Bu gurbetin elinde benim yüreğim yanıyor. Aslında vardı benim her derdime derman olan. Hepsi gitti, Hakk'ın rahmetine erdi. Yerine bir zalim geldi. Yükledi bu zalim bana bu dünyadaki bütün derdi. Zalimin zulmüne aklıma geldi. Yanan yüreğimin alevinde görüyorum ben kendimi. Anlatamadım, anlatamadım bir türlü derdini. Yanıyor dostum, yanıyor. Bu gurbetin elinde benim yüreğim yanıyor. Kimse garip halimi bilmiyor. Yapma etme demek de yetmiyor. Konuşmak fayda yetmiyor. Çek çek bu gurbetin elinde dertler bitmiyor. Yanıyor dostum, yanıyor. Bu gurbetin elinde benim yüreğim yanıyor. Yanıyor dostlar, yanıyor. Bu gurbetin elinde benim yüreğim yanıyor. Ne anam var, ne baba, ne kardeşim. Yanan yüreğimin alevini söndürmeye yetmiyor gözümden akan yaşım. Garip kaldı garip, bu gurbetin elinde başım. Yanıyor arkadaşım, yanıyor. Bu gurbetin elinde benim yüreğim yanıyor. Yanıyor dostum, yanıyor. Bu gurbetin elinde benim yüreğim yanıyor. Ölüm gördüm, zulüm gördüm hepsi bir arada. Daha çekeceğim dertler var bekler sırada. Merhem olanım yok kanayan yarada. Bakın dostlar, bakın. Benim yanan yüreğim burada. Yanıyor dostlar, yanıyor. Bu gurbetin elinde benim yüreğim yanıyor. Yanıyor dostlar, yanıyor. Bu gurbetin elinde benim yüreğim yanıyor. Sevgili izleyiciler, Almanya Dortmund'dayız. Almanya Dortmund'da Karadeniz Trabzonlu iş adamımız Aslan abi, Aslan Aktaş. Yan gel Aslan, sevgili ağam Aslan diyorum. Bundan 3 ay önce geldiğimde tanışmıştık sevgili İsmail Hoca vesilesiyle. Aslan abinin birkaç tane değil, bayağı bir burada mekan var. Almanya Dortmund'un da diyor taştı yollar, yollarda uğraştırdı beni bu zamana kadar kullar diyor, ama Aslan Aktaş hepsini sollar diyor. Şimdi neler söyleyecek bize bakalım. Ve Sivaslı Salim abi, önlerinde masa yok, bunlarda kuşku tasa ortaya koyuyoruz biz, Dortmund'da ne kadar özellik güzellik varsa diyorlar, bakalım neler söyleyecekler mikrofonumuza. Ve Göremiz Töremiz programın formatını biliyorsunuz siz sevgili izleyiciler. Avrupa'daki gurbetçiler, yani Avrupa'da yabancı, Türkiye'de Almancı nedir derseniz, hasretin özlerinin ilacı, bunu en iyi bilenlerden, buradan da Türkiye'de eş dost isim akrabalarına bizim aracılığımızda selam göndermelerine vesile olmaya çalışıyoruz. Yarım elma, gönül alma, Vizyon Türk ekranlarında gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da olan
dostları buluşturma gayreti içindeyiz. Evet Aslan abi, bu formatta devam ediyoruz. Çıktık yola, bakmadık sağa sola, burada verdik mola, rastladık. Aslan Aktaş, kulağa sonumuzda hayırlı ola. Abi neler söyleyeceksin? Kaç yıldır Almanya'dasın? Kaç yıldır bu işlerle uğraşıyorsun? Türkiye'de kimlerimiz var? Neler söyleyeceksin? Valla 35 senedir buradayım. 35 yıldır buradayım. Türkiye'de akrabalarım, abim, yeğenlerim. Trabzon'dalar mı? Trabzon, İstanbul, Gebze. Daha doğrusu bütün Türkiye vatandaşları bizim için yani. Evet. Hepsi aynı, hepsi kardeşimiz, hepsi. Şöyle diyelim, Sinop'tan Anamur'a, Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a. Türkiye'de Aslan Aktaş'ın ne kadar hısım akraba eş dostu varsa ve ekran başında bizi izleyen sevgili izleyicilerimize buradan saygı, sevgi, selam gönderelim. Evet, evet abi, neler söyleyeceğim? Mekan senin, yolun karşısında da var. Evet. İnşallah yılbaşında da bir program yapmayı İnşallah, evet. Büyük bir mekanım evet, varmış evet, orada. Evet, evet, inşallah. İnşallah evet, nasipse abi. Abi. Nasıl? Buradaki gurbetteki gurbetçilerinize bakıyorum. Çoğu abaya atıyor, fırıp kafayı yatıyor, yaşama yaşam katıyor. Kimisine de bakıyorum, bir ay 30 gün çekiyor, sefer 60 yapıyor mesela. Sen mekanlarda yatıyorsun, rızık rızık katıyor. Şimdi, nasıl burada iş yani, adamı olmak? İş adamı olmak buradan. Bu işleri yaparken ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsun? İlla ki her zaman zorlukla karşılaşıyorsun. Dünyanın her yerinde bu. Her işin bir zorluğu var. İlla ki. Evet. Ama Almanya'da bir de gurbetçi olduğumuz için bazı ayrımcılık zorlukları var tabii. Yani ayakta Nücün. Durmak zor. Çok zor. Eskiden bizi severlerdi. Yine seviyorlar inşallah diyelim. Seviyor gibi gibi görünüp yani zorlaştı. Daha doğrusu şu anda her şey zorlaştı. Eskiye bakarak %90 zorlaştı. Anladım. Ya da biz yaşlandıkça gençken gelmiştim buraya. Yok abi, memleketin hasreti bizi böyle üzüyor burada. Artık vatanımıza dönmek istiyoruz. Ki vatanımız inşallah gelecekte düzeliyor. Daha da güzel, daha da düzelir. Biz de geri vatanımıza gelir. Kendimizi vatan evladı, vatanımıza sarılır. Hep beraber orada yaşarız. Yani burada şunu demek istiyorsun, yani bir mesaj vermek gerekirse Türkiye'nin kıymetini bilin, vatanın kıymetini bilin, ay yıldızlı bayrağın kıymetini bilin, komşularımızda, etrafımızda, bazı ülkelerde olup biten olaylar. Bir de beni, Aslan abi beni de çok üzüyor, sanal alem internet ortamında Uygur Türklerine yapılan, dünya Müslümanlarına, Türklerine yapılan zulümler de son bulsun ve Türkiye'de yaşayan herkes, o bayrağın altında yaşayan herkes Türkiye'nin kıymetini bilsin diyorsun. Ben bunu anladım. Evet. Ve dünyada çocuklara, yani illa Türkiye değil, dünyada çocuk, daha kendini bilmeyen bebekler artık ölüyor. Bunlara bunlara artık Sami. Dur densin yani. Dur densin. Dur densin yani. Hepimizin bir yaradanı var. Yani. Evet. Hepimiz birilerinin evlatlarıyız. Din ayrımı hiçbir şey olmadan. Aynen. Yani artık insanlar sabahtan kalkıp televizyona baktı mı ağlayası geliyor. Buna bir son verilsin. Yani bizim dileğimiz, isteğimiz en önce bu. Gerisi inşallah düzelecektir. Anladım. Yani yurt karşı, cihan karşı, durdurun artık bu savaşı. Durdurun diyoruz. Yani Adem ile Havadan insanların özü artık açılsın şu gözü. Hep beraber gezelim dere bayır düzü. Ne var yani? Güllük gülistanlık içinde yaşayalım. Ne güzel anlatıyorsun. Ne güzel anlatıyorsun işte. Bu Allah'ın verdiği bir vergi. Evet. 1300 tane şiirim var. Biraz aslında ilkokul yüzüğü görmedim desem 3. sınıftan sonra inanın okul yüzüğü bile görmedim. Ama şükürler olsun Rabbime. Evet sevgili izleyiciler, gerçekten beni de duygulandırdı Aslan abi. Zaten duygusal bir yapım var. Gerçekten çok vahim durumlarla karşılaşıyoruz. Gerek Aslan abinin dediği gibi televizyon haberlerini izlediğim zaman ya da sanal alemde, internet ortamında artık girmek bile istemiyoruz. Dün akşam bir video izledim. Küçücük tırnak kadar bir Uygur Türk çocuğuna Çin çocuklarının yaptığı döve döve öldürmeleri vicdan olarak kabul etmiyor. Sevgili izleyiciler, şöyle düşünelim. Bir yumurta düşünün. Ne kapısı var, ne penceresi var.
ama civciv canlanıp çıkıyor. Şüphesiz bir yaradan var. Bu dünyanın da öbür tarafı var. Öbür tarafa giderken de iki tane yol var. Biri cennete gider, biri cehenneme gider. Şöyle neden düşünmüyoruz anlamıyorum. Yarın hak dünyaya varınca her birimiz olacağız belki de bir karınca. Orada sorgu suali sorunca ne diyeceğiz? Bunları insanların düşünmesi lazım diyorum. Aslan abi, şimdi bir de Salim abiye soralım. Salim abi gezmiş dağı taşı, herhalde yemiş bulduğu yerde tatlı aşı, erkenden de artmış saçı başı. Salim abi, seni bir tanıyalım. Sivaslısın, ben de Sinopluyum. Sivas'ın Divrik kazasından Divriğe selam olsun. Annem babam erken vefat etti, göremedim. Gurbette olduğum için çok zoruma giden şeyler, annemin babamın cenazesinde bulunmadım. Şimdi ise çocuklarım Ankara'da. Allah kısmet ederse ben de ayın 29'una gideceğim. İnşallah. Allah çocuklarıma görmek nasip etsin. Almanya zor. Aslan kardeşim anlattığı gibi. Almanya'da çok zorluklar çektik. Çok aziyetler çektik. Almanya'ya bir gelen pişman, bir de gelmeyen pişman. Ne bileyim, ne anlatayım artık. Halim abi, otobüsün bagajında gelenler, kaçak bıçak gelenler, yıllar önce gelenler. Siz nasıl geldiniz? Vallahi ben 71'in 7. ayında geldim. Geldiğim zaman Almanya'nın Braunschweig diye bir şehrine geldim. Çok zorluklar çektim. Almancamız yok. Ekmek almasını bilmeyik, bir şey almasını bilmeyik. İşler zor, hayımda kalıyoruz. Yumurta isterken bakkaldan... Yumurta isterken tavuk gibi kıklıyık, et isterken hayvan gibi mühürüyoruz. Bu aziyetleri çektik. Çok aziyetler çektim ama Allah'ıma çok şükür. Şimdi emekli oldum. Bir ağaç oturup Aslan kardeşimle dolanıp geziyoruz. İyi bir arkadaş buldum. Kardeşimden de ilerli, babamdan da ilerli. Çok sevdiğim bir insan. Vallahi söyleyeceklerim bu kadar. Siz sorun, ben de söyleyeyim. Abi, Almanya'ya bir gelen pişman, bir de gelmeyen pişman. 71'in 7. ayında geldim. Yani 70'te geldim. 45 senedir Almanya'dayım. Çok zorlu Almanya. Mübarek Ramazan ayındayız. Buradan Türkiye'de bulunan eş dostlarımız, makrabaların Ramazanlarını ve önümüzdeki... Bütün Ramazan, bütün Türk cemaatinin Ramazan, bütün Türk cemaatinin Ramazan bayramını kurtlarız. İnşallah bayramda bütün Türkiye'de olacak. İnşallah. Allah nasip ederse. İnşallah. Evet Aslan abi, Ramazan ayındayız. Siz de buradan Trabzon'da bulunan anne baba kardeş, kısım akrabaların ve tüm dostların bayramını kutlamak için. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, kardeşlerimin, arkadaşlarımın, bütün Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar. Şeker Bayramı. Şeker Bayramı'nı kutlar. Hepsine Allah'tan iyi yıllar, nice nice bayramlar nasip eylesin. Amin. Amin diyorum. Abi ben de gerçekten Salim abi, sizin de söylediğiniz gibi ben 3 ay önce tanıdım Aslan abi ama gerçekten birkaç sefede uğradık. Çayını içiyoruz, kahvesini içiyoruz. Eli açık, sofrası bol. Allah razı olsun. İnsanlar bu dünyada niyetinden dönmemeli, kimseye kanmamalı, dürüst olup sonra utanmamalı. Bu 3 şeyi yapanlardan bir sevgili abim. Çok teşekkür ediyorum ilgi alakana. Ve ayrıca benim programımın içinde bir sosyal projem var. Akşam bahsetmiştim. Siz de dediniz şu fitrem benden. Bu paralar engellilere ayak oluyor abi. Manuel araç ve akülü araç. Şu ana kadar 441 tane akülü manuel akülü araç verdim. 41 tanesi akülü, 400 tanesi normal manuel araç. Programın içinde ben bunları da yayınlıyorum. İnşallah bu programın içinde de yayınlandığım zaman Ramazan'a bir hafta kala yayınlayacağım bunu. İzleyeceksiniz. Bir araba inşallah Türkiye'ye gider gitmez Kastamonu da var. Geçen derece bu pazar gün 28'inde izlerseniz göreceksiniz. 3 tane akülü araba Kastamonu, Derince'de Çankırlı birine ve Sinop'ta 3 tane araba verdim. Onu da yayınlıyoruz. Her hafta hemen hemen 1-2 araba sıkıştırıyoruz. İşte sizin gibi duyarlı insanların katkılarıyla biz bunu gerçekleştiriyoruz. Biz sadece arada bir vesileyiz. Tabii ulaşımını sağlıyoruz. Bunu da bizim kendi imkanlarımızda oluyor. Ekip arkadaşlarım var. Türkiye'de Salih Yılmaz Yüksel ve Almanya'da sevgili İsmail Koca, Mesut Sabancı, Muharrem Çakaloğlu, Ahmet Öz
sevgili Ahmet'ime de çok teşekkür ediyorum. Avusturya'da Ümit Ayar şu an beni bekliyor. Dinçer yol açan. Sizlere de saygı, sevgi, selam olsun buradan. Almanya'da Mülhem'de Demircanlar Oto Avrupa sponsorum Recep abi ve oğullarına da teşekkür. Avusturya'da Örnek Halı temizleyici Cengiz Örnek'e de saygılar. Ve sevgili izleyiciler, bayrama bir hafta olacak bu programı izlerken. Şimdiden göremediğimiz bütün dostların bayramı Almanya'dan mübarek olsun. Ve Çorum Kargı, Kargı'daki evimiz Otel Cengiz ve kebapçı Mıhçı. Size de saygı, sevgi, selamlar. Arife gün oradayım, geliyorum, bekleyin. Tüm dostlarımıza Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a ne kadar gönül verip ekran başında bizi izleyen varsa herkese saygı, sevgi, selam gönderiyorum. Bayramınız mübarek olsun. Çok sağ ol Aslan abi. Ben seni 30 senedir aşağı yukarı tanıyorum. Allah razı olsun ki bu cümle arkadaşımı mesela mağdur etmedin. Cümle maddi mesela ve manevi yardım ettin bize. Sağ olun arkadaşım. Hiçbir zaman unutmayın. Sizden razı olsun. Siz bizi düşündünüz, yanımıza geldiniz daha Türkiye'den. O koku bana yeter. Unutmayacağız bunu. İnşallah. Allah inşallah razı olsun. İnşallah. Allah. Çok arkadaşım sevindim. Bak ben de yetişemedim size ama beni şey bırakmadınız. Gönüller buradan, beraber. Buradan Aslan'ın Trabzon'a selamlar olsun. Saygılar, selamlar tüm vatana. Sevgili izleyiciler, şu an Mülheim'de Ulu Cami'deyiz. Diyanet İşleri'ne bağlı Ditip Ulu Cami. Ditip Ulu Cami. Mübarek Ramazan ayında Avrupa'da ibadetlerimizi, oruçlarımızı nasıl tutuyoruz? Bu formatta Avrupa'ya kamerayı aldık, geldik. Şimdi Celal Demircan Başkanım'la birlikte menüde ne var? Mutfağa doğru içeri bir geçelim başkanım. Sonra evet, röportajlarımız olacak. Sizler için görüntülerimiz olacak. Bizi izlemeye devam edin. Evet sevgili izleyiciler, mutfaktayız şimdi. Cami, Ulu Cami'mizin mutfağındayız. Abla seni bir tanıyalım. Benim adım Şaduman Tuna. Memleket nere? Karadeniz, Trabzon. Trabzon. Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a ne kadar bizi izleyen ekran başında Trabzon'da da Türkiye'mizde de varsa herkese saygı, sevgi, selam gönderelim. Mübarek Ramazan ayı Ulu Cami'mizin işte ablalar vasıtasıyla hanım eli değen her şeyde özellik olur, güzellik olur değil mi başkanım? Abla gönüllü Ramazan ayında yemekleri yapıyorsunuz. Çok şükür elhamdülillah. Aşçı başı mıyız? Akçıbaşı demeyelim ama severek, gönüllü pişiriyorum. Severek çok seviyorum yemek pişirmeyi. Allah'ın rızasını da çok kazanmış oluyorsunuz. Çok şükür bu aylara da eriştirdi Allah bizi Rabbim. Peki Trabzon'da kimlerimiz var? Bütün ailem Trabzon'da Söğütlü köyünde kalıyorlar. Söğütlü'de. Televizyon Türk Televizyonu aracılığıyla. Burada. Onlara çok çok selam söylüyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar olur inşallah. Hayırlara vesile olur hepimizin hakkında. Onları öpüyorum. Allah nice bayramlara nasip etsin. Amin. Öyle. Size de Allah bu gurbet ellerde hasretten, özlemden yana sabır versin, sağlık versin, sıhhat versin. Evet Başkan Hatunu, nasılsın yengem? Eğer sen de bozulursun denge, ne çeker bu başkan yenge? Sen neler söylüyorsun? Ne söyleyeyim? Adım kimler var? Sinop'ta, hep bütün akrabalarım Sinop'ta. Kameraya bakarak bir şey alın. Bayramlarını kutlayın bizim aracılığımızda. Bayramlarını kutlarım. Allah'ım sağlık, sıhhat hepsine Allah iyilik versin. Aynen. Hepsine nice bayramları ermek nasip etsin. Ha inşallah. Evet başkan, bir ay sonra tatil mi var Türkiye'de? Evet, Türkiye'ye gideceğiz Allah nasip ederse. Hani işte bayramda Türkiye'de hani bayramdan sonra buradan çıkacağız inşallah. İnşallah. Biz de görüşürüz. İnşallah. İnşallah. Nasıl ben görmeyeli. Valla öncelikle buradayım. Size hoş geldin yine diyelim. Bir ay önce falan buradayız veya iki ay önce falan buradayız. Yine ne diyelim, dedim biz de işte bu Ramazan ayında böyle. Başkan böyle mikrofonu alınca niye tutukluk yapıyorsun? Ya mikrofonu alınca ben ne diyeyim yani, bu şeyler alışkın olmadığımızdan. Sinop'ta eşe dosta bizim aracılığımızda. Valla ben
Yeşilova köyüne diyelim önce. Bizim Türkeli Yeşilova köyüne hepsine selamlarımı söylerim buradan. Aleyküm selam. Ve inşallah dediğim gibi bir ay sonra şöyle inşallah. Başkanım gibi. İnşallah bayramdan sonra o bölgelerdeyiz. Şenliklerimiz selam var. Şimdi buradan içeriye doğru geçiyoruz. Menüye bir bakalım ve işte burası Mülhaim Demircan Naruto Recep Demircan programımızın ana sponsorlarından sevgili Recep abime söz vermiştim. Sözümü tuttum, geldim. Şimdi içeriden görüntüler sizler için. Size kolay gelsin ablalar. Seyirciler gördüğünüz gibi Avrupa'da kutsal mübarek Ramazan ayında Almanya Mülhem'de iftar menüsü. Menüde ne var abacığım? Ben konuşmayayım. Seninle bir konuşalım. Menüde ne var abacığım? Menüde makarnamız var. Çorbamız var. Cacığımız var. Nohut mu? Köfte mi? Köfte, sulu köfte. Evet, buradan Nihat abime ne diyeceksin Sinop'a? Buradan anneme babama hepsine çok çok selamlar. Dedeyi unutma babaanneyi. Dedem zaten bir tane, onu hiçbir zaman unutmam. Onlara da çok çok selamlar. Evet sevgili izleyiciler, Göremiz Töremiz program tanıtımında dönen o yaşlı teyzem var. İşte babaannesi oluyor, hala dönmeye devam ediyor tanıtım programda. Evet gördüğünüz gibi çorba var, köfte var, makarna, cacık. Patates kızartması, menü zengin maşallah diyoruz. Bütün sofra başında olanlar, niyet edenlere Allah oruçlarını kabul etsin, hayırlarını kabul etsin diyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Detay görüntüler, röportajlarımız olacak. Tamam, sen bu kulları gayr. Evet, burada da erkeklerimizin bölümüne giden yemek dağıtımı var. Az önce bayanlarımızın yemek dağıtımıydı. Şimdi içeriye doğru geçiyoruz. Haydi bakalım. Hadi. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasın. Evet sevgili izleyiciler, Almanya Mülheim'de Ulu Cami'de iftarımızı açtık. Buradaki sevgili dostlarımızla birlikte. Göremiz Töremiz program içerisinde anonslarımızdan da duyduğunuz Almanya Avrupa sponsorumuz, ana sponsorlarımdan sevgili Recep Demircan abim yanımızda. Sağ olsun, Allah nasip ederse 19 Eylül'de de oğlunun düğününde de burada olacağız, çekim yapacağız. Avrupa'da kına gecesi nasıl yapıyormuş sizler için görüntüleyeceğiz. Recep abi, Allah niyetinizi kabul etsin. Burada her yerde iftarlar veriliyor, toplu iftarlar. Dün de gelsen Kirşen'deydik, dernek iftarındaydık, Yeşilova Köyü Derneği. Buradan Erol Demirel'e, Bayram Çetin'e, tüm dostlara da selam olsun. Burada nasıl? Herkes yemeği kendi mi veriyor yoksa bir havuz şekli mi var? Hocam burada havuz sistemi var. Herkes bir ayına 160 euro ödüyor bu Ulu Cami'de. 160 euro ödüyor. İstediği zaman istediği misafirini davet edebiliyor. Yani senin benim diye bir isim verilmiyor yani. Şu zaman benim yemeğim, yani şu zaman senin yemeğim. Yemeğim, bugün benim yemeğim öyle yok. Bir şey yok. 30 ay gelip gidebiliyor. Evet, burada havuz sistemi. Camide aşçılarımız var. Temizlikimiz yani hep sayılır. Veren burada adına Kur'an-ı Kerim. Evet, hepsinden. Evet, isterse bir aile 160 öre verir, isterse bir aile 2-3 kişi de 160 öre verebilir yani. Başkanımız kabul ediyor sağ olsun. Recep Demircan, Demircanlar Oto Galerisi var burada. Oğulları sevgili Şeref ve Murat'la birlikte. İşler nasıl abi? İşte iyi, fena değil Allah'a şükür. İşlerimiz iyi. Abi Allah size olsun. Çok versin. Yarım ayak yarım dayak. Bizim gibi garibana sizler yapıyorsunuz ancak kıyak. Yoksa evet. Bu başkana atacak dilim şimdi dayak da bir de başkana doğru mikrofonu uzatalım bakalım. Uzatırım abi. Evet sevgili başkanım, neler söyleyeceksin? Bir ay sonra tatile gidiyorsun. İnşallah Sinop'ta karşılaşırız. Mikrofon sende. Neler söyleyeceksen kamera. Böyle gidelim. Öncelikle ben yine size hoş geldiniz diyorum. İnşallah iki ay sonra yine görüşürüz. İnşallah. Başka ne diyeyim? Buradan bizim Türkiye'de Yeşilova Köyü'ne hepsine selamlarımı söylerim. Aleyküm selam. Vallahi artık apaya atıyoruz, alamanlarda yatıyoruz. Gel canım, her zaman bizim burada
yerimiz dar ama gönlümüz ferah mı demiş Şerif'in birisi. Öyle bir şeyimiz var burada. Yani. Yine konuş. Evet, Bahattin Bey. Evet. Unutmam hepsini. Tekrar Zeynel abi sana tekrar hoş geldin diyorum. Türkiye'de bütün dedeme, nineme, babama, anneme, İstanbul kardeşime, bütün akrabalara, herkese bol bol selamlar. Evet, ninem artık Vizyon TV'nin şey oldu. Maskotu oldu. O artık meşhur zaten bizim evin de sekreteri gibi. Yani telefonu açtığımı ilk o çıkıyor. O yüzden 97. Dedemden 3 yaş büyük. 91 mi 90 yaşında yapıyordu. Evet, senin o konuştuğundaki gaz elektrik olayında o 6 sene falan oldu. Evet. Oldu. Evet, sevgili izleyiciler, Yöremiz Töremiz programı tanıtımında hala döner. Türkiye'li Sinop, Türkiye'li Yeşilova köy çekim esnasında sağ olsun Nihat abi ve rahmetli Ferhat abi bana orada eşlik etmişlerdi. Nihat abi, Bahattin Demircan'ın babası Nihat Demircan, evde yemeğe gittik. Dedim teyzeyle amcayı görünce, Tahsin amcayı görünce mikrofon uzatayım dedim. Teyze dedim, Tahsin amcadan, dededen yıllar önce elektrik aldın mıydı dedim. Ah oğlum, elektrik mi vardı, gaz lambası vardı o zaman dedi. Ben bu adamdan şikayetçiyim dedi. Böyle espri mizahi konuşmuştuk. Ben de tanıtıma koydum, hala dönüyor. Gerçekten bir renk kattı. Çok da soranlar var, bu teyze kim diye. Evet abi, seni bir tanıyalım. Ben ismim Satı Yavuz. Sinop Türkiye'li Yeşilova köyünden. Hangi köyde? Türkiye'li Yeşilova. Yeşilova. Yeşilova, evet. Özellikle Vizyon Türk ekibine hoş geldin diyorum. Bu Ramazan aylarında bizleri yalnız bırakmadılar. Bizlere bu konuşma fırsatı verdiler. Hemşehrilerime, köylülerime, buradan ben de Almanya'dan, Mülayim Ruhur Ulu Cami'den herkese çok çok selamlarımı iletiyorum. Aleyküm selam. Şimdi ne diyeyim, bu gurbet ellerde tabii ki burada sizler burada görmek bize evet. De ayrı bir mutluluk veriyor. Arkadaşlarıma, köylerime, hemşehrilerime, herkese çok çok selam. Biz ekranda sizleri buluşturacağız diye uğraşıyoruz. Çok çok selam. Herkese çok çok selam. Türkiye'den oradan sizlere selam gönderttiririz. İnşallah bekleriz tabii. O da yeğenlerim var. Başkan Satı Gürel var. Muhtarımız. Muhtarım. Buradan ona da buradan çok çok selam söylerim kendisine. Yeğenim olur aynı zamanda. Evet. Muhtarıma selam olsun. Muhtarıma selam olsun ve tabii ki Tahsin amcaya, Bahattin'in babaannesi, teyzemize ellerinden öperim. Herkese selam olsun buradan. Ben selam göndermeyi unuttum. Ben Recep Demircan, bütün tanıdıklara, herkese, sevenlere, sevmeyenlere bol selam olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Abi, İnşallah bayram ederiz. İnşallah bayram ederiz. Bayramları görürüz. İnşallah. Sağ ol, hep ölmesin, hep yaşasın. Sevenler evet. Evet sevgili izleyiciler, Trabzonlu abimi böyle bir alsak. Trabzonlu abi, yapçayı tavanın arasından, başkan korkmaz parasından, parala geri tırak tırak da 5 dakika oraya bir çırak bırak. Sen buraya bir gel sevgili abim. Duymuyor mu? Evet sevgili izleyiciler, burası Mülayim, burada Sinop Türkeliler ağırlıklı biraz. Sinoplu'nun olmadığı yeri yok. İzerlon, Ayancık ağırlıklı. Dortmund, Sinop, Sarayzu, Boyabat, Dikmen ağırlıklı. Ve Mülayim, Gelsen, Kirşen, Türkeli. Hani diyorum ya, Türkeli dağ lalesi, Erveleyim var tatlıca şelalesi. Bunun için işte diyorum, eğleşmesin hiçbir yerde Sinoplu'nun sülalesi. Çıktığınız zaman yola bakmayın sağa sola. Gelin Kastamonu Taşköprü'ye doğru yola. Boyabat'tan dönün sola. Açık kapıdır gelen her kulağa, bizim memleketimiz güzel Sinop'um. Evet, güzel Sinop'umuzun güzel insanlarına ve ekranı başında Sinop'tan Anamur'a, Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a ne kadar bize gönül verip de Vizyon Türk ekranlar başında bizi izleyen varsa buradan saygı, sevgi, selam gönderiyoruz ve şimdiden bayramınız mübarek olsun diyoruz. Bütün İslam aleminin tuttuğu oruçlarda Allah'ım kabul etsin. Evet Çaycı abi. Hacı. Hacım bir gel. Az gel. Evet Trabzonlu abinin emeği geçti bize. Abi. Hacı
Yap çay tavanın arasından, biz korkmayız parasından, otur şuraya. Paralar gelir sana tırak tırak, yanına bul diyorum bir çırak, şuraya gel şuraya. Böyle gel. Gelmiyor ki başkan yanımıza. Evet, memleket nere? Trabzon, Akçaabat. Trabzon'un neresi? Akçaabat. Akçaabat Söğütlü. Akçaabat köfteyi yiyor mu? Yemez mi? Ben burada da yapıyoruz köfte. Burada bulabiliyoruz mu? Yapıyoruz. Evet, bütün Trabzonlulara, Akçaabatlılara, herkese saygı, sevgi, selam olsun. Kimler var buradan Trabzon'da? Selamdı. Buradan tüm ailem Trabzon'da. Buradan bizim aracılığımızla neler söyleyeceğiz? Buradan Vizyon TV aracılığıyla buradan Türkiye'de ve Trabzon'da, İstanbul'da olan tüm akrabalarıma herkese selam söylüyorum. Aleyküm selam diyoruz. Her pazar izliyorsun programı. İzliyoruz. Bugün inşallah ben buradan gidince de ben başkana alo diyeceğim. Montajını yaptıktan sonra yayını hazırlayınca size haber vereceğim. Kendin de izleyeceksin. İnşallah. Şimdi çayları yapsan tavanın arasından, başkan korkmaz parasından, parayla gelir sana tırak tırak, böyle kalabalık günlerde bul yanına bir çırak, yoksa o çırak bu işi bırak. Bırak. Hadi birer çay, birer çay bize ikram edeyim, çay size ver de dostluğumuz artsın. Tamam, birer çay ikram edeyim. Evet sevgili izleyiciler. Evet sevgili izleyiciler, görüntüler sizin için. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Sepet kolumuza biz gideceğiz yolumuza. Allah'a ısmarladık diyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Katkılarıyla yöremiz töremiz devam edecek.